Davanın neredeyse her aşamasında işin içinde pek çok benzer davalarda da müdahil olmuş olan bir hem avukat hem de dernek başkanı bize bu işin boyutlarını ilk ipuçlarını vermişti ama Türkiye genelinde de başka yeni bir tablo çıkıyor ortaya onu anlatacak. Diğeri de bölgeye giden, bölgede olup bitenleri, bölgedeki zenginliği vesaire bunları ilk ortaya koyan ve orada bir araç var. O araç kayboluyor. Şunu kapamamız mümkün mü? Bir araç var. Ortaya çıkıyor, kayboluyor. Böyle bir gizemli atmosfer yaratılıyor. Bir de bu meseleye o gözle bakan Rojda Altıntaş bizimle olacak. Rojda da ilk günden beri köye gitti, baktı, olan biteni gördü ve çeşitli tartışmalar var. Onları da bize aktaracak. Ve nihayetinde aslında bugün Ferit Demir'in de bir haberi var. İşte olay budur. Ben olayı çözdüm diyor Ferit. O sanıyorum Ali onu getirecek bize. Bu Ferit Demir bütün bunları öğrendi deniyor. Narin cinayeti soruşturmasına ilişkin çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Savcılık kararıyla çok sayıda kişiye yönelik teknik takip kararı alındı. Sonra bu teknik takip kararının alındığı öğreniliyor. Bu teknik takip kararının alındığı öğrenildiği için buna önlem alıyor aile. Derken yazışmalar siliniyor. Ferit'in tavrı, Ferit'in söyledikleri bize şunu gösteriyor. Mesajların silinmesinden tut, hemen her konuda aile içerisinde bir önlem alınmış. Bu tabii enteresan bir tablo olarak ortaya çıkıyor bize. Çünkü Ferit burada tüm bilgileri ortaya koydu ve artık tablo ortaya çıktı diyor. Ferit'in söylediği amcanın cinayeti işlediği yönünde bunun da altını çizelim. Gerçekten önemli. Tabii Ferit'i ana akım medyaya çıkartıyorlar mı, çıkartmıyorlar mı? O da başka bir tartışma konusu. Hani Ferit onların en önemli dostlarıydı, kardeşleriydi, arkadaşlarıydı, gazeteciydi falan. Bütün bunlar ortadan kalkıyor. Ferit'in söylediklerinden önemli olan Ayşe Yüksel Güran evde bulunan çamaşır makinesinin kapasitesinin üzerinde yıkanacak örtü ve kıyafet koyduğu için makineyi aşırı bir yüklenmeden dolayı bozulması süreci var. Oradan Hediye Güran'ın evine gidiyor. Orada yıkanıyor. Yer defalarca siliniyor. Herkes iki kere Salim Güran iki kez banyo yapıyor. İşte bir daha yapıyor falan. Yani bir rezillik var ve bu rezilliğe herkes işin içine girmiş. Bütün bu söylenenler tabii doğru olabilir ama bize Müjde'nin söylediği geçen hafta bunların ötesinde ilerisinde bir şey. Müjde bize ne dedi? Dedi ki bu iş siyasal bir mesele. Çünkü ailenin siyasal bağları var ve ailenin bu siyasal bağlarından dolayı bir korunma kalkanı var ve bu korunma kalkanının ancak delinmesi halinde, bu koruma kalkanının kaldırılması halinde meselenin gerçeği ortaya çıkar diyor ve bunda da ısrarlı doğru söylüyor. Jandarma ekipleri bu konuda çalışmalar yapıyor tabii. Salim Güran'ın evinde olay öncesindeki güvenlik kamerasının var olduğu, olaydan sonra kameralar çalışamaz hale getirilmiş. Yine Hüseyin Güran'ın evinde sesli kayıt yapan güvenlik kamera sisteminin olduğu ama bu sistemin de devre dışı bırakıldığı. Değer ki kamera görüntülerinin geriye dönük olarak bütün şeylerde özel bir program kullanılarak silindiği söyleniyor. Yani düşün Diyarbakır'da bir köy halkı bütün bu teknolojik meseleleri kullanabilecek seviyede. Bu da başlı başına bir mesele. Yani bu bir köy halkının değil bir kentli kişinin de herhangi bir teknolojide uzmanlığı olmayan bir kimsenin de kullanabileceği şeyler değil. Özel programlar, ses dinleme cihazları, işte kameralar, onların silinmesi. Demek ki başka şeyler de gözleniyor ve dinleniyor. Ellerinde belge haline getiriliyor. Bana öyle gibi geliyor ki bu iş içinde gerçek üstü örtülmesi açığa çıksa biz çok acayip başka meseleleri de görmüş ve öğrenmiş oluruz.